Limon Numara'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kargamıza uzaktan çağırma eğitimini öğreteceğiz. Bu kedi mamalarının ufak olanlarından seçtim daha kolay yutsun diye. Çünkü bazen zorlanıyor. Tabii yavaş yavaş büyüklerini de yutmaya başladı. Şimdi eğitime geçeceğim ama videoya geçmeden önce sizden çok küçük bir ricam var. Aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer siz abone olduysanız ve beğen butonuna bastıysanız isterseniz videomuza geçelim. Aç bırakmak gibi durumlar oluyor bazen. Normalde yapmadığım bir şey ama şu karga nedense sebebini bilmediğim şekilde hemen acıkıyor. Yani mesela 4 parça yiyor, hemen doyuyor. 10 dakika sonra, 15 dakika sonra tekrar acıktım diye bağırmaya başlıyor. Şu anda da aç. Yani istediği kadar erken yemek yemiş olsun yine de acıkabiliyor ve çok çabuk doyuyor. Yani hevesi çok çabuk gidebiliyor. Hey, artık yeter ama. Yapma. Ekranı kırmasını istemiyorum, o yüzden şu anda onu ekrana yaklaştıramam. Neyse arkadaşlar, yapacağım şey düdüğü çalıp elimde ödülü tutup sonucunda ödülünü vermek. Ne yapmadı? Harici olarak eğitim. Hey, mikrofonu atladı. Tabii arkadaşlar şu şekilde gel yaptığımda bakın gördüğünüz gibi geliyor. Ama bu bir eğitim değil. Bu ister istemez kaç gün besledikten sonra aynı köpeklerde olduğu gibi hani köpeği heyecanlı şekilde çağırırsınız ve hemen koştura koştura yanınıza gelir. Sebebi her zaman eğitim değildir. Ya bakalım. Hadi başlayalım. Biraz daha mesafeyi açmak adına sandalyeyi iyice geri götüreceğim. Yani tüneyini. Gel bakalım onu. Hadi bakalım. Duygularım darmadağın, anlayamazsın. Gel Rıfkı. Aferin sana oğlum. Bravo. Rıfkı tut onu oğlum. Hadi be. Rıfkı yere düşürdün ya. Gelin biraz da tünekten devam edelim. Evet arkadaşlar, temizlik yaptığı için muhtemelen gelmeyecek. Evet gördüğünüz gibi. Yemi göstereceğim. Doydu galiba, şu anda hiç umurunda olmadı yem. Bu arada sizce bunun cinsiyeti ne olabilir? Yani karganın cinsiyeti hakkında hiçbir bilgi sahibi olamıyoruz maalesef. DNA testi gerekiyor. Ben dişi olduğunu düşünüyorum. Sebebini başka videoda açıklayacağım. Ve o videoda bütün gözlemlerimle ve bütün araştırmalarımla bunun dişi mi olduğunu, erkek mi olduğuna karar vermeye çalışacağız. Ne temizlik yaptım be gülüm. Ama öyle kolay. Aa aldı. Aa elimden aldı. Hey hey, ver onu. Neyse ye hadi. Yemi göstereyim derken elimden düşürdüm de o da ağzından düşürdü zaten. Gel kızım. Afiyet olsun. Evet artık tünekten alıp omzuma koymak istiyorum. Ve size birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bu yaptığımız eğitimin mantığı temel olarak şartlanma, bildiğimiz klasik şartlanma. Yani öncelikle düdüğü öttürüp yemek veriyorum ilk başlarda. Ardından düdüğü öttürüp elime alıp, bu şekilde elime almaktan bahsetmiyorum. Düdüğü öttürüp elime alıp yem veriyorum. Elime almak şu şekilde. Gel. Gitti. Düdüğü öttürüp bu şekilde elime alıp yemek veriyorum. Ardından düdüğü öttürüp bu şekilde tutuyorum. Alıştığı için gelecektir. Gelmezse, ki Rıfkı gelmiyordu. Rıfkı koydum bu arada anılır. Gelmediyse yemi arkasına tutuyorum diğer elimle. Tabii şu an tek elimde kamera var. Gelecek, ardından yavaş yavaş kademe kademe uzaklaşarak uçmayı bilmese dahi en azından zıplıyor. Geliyor ilk başlarda. Uçmayı bilmiyorsa tabii zıplamakta korkabilir. Rıfkı ilk bulduğumda düzgün uçamıyordu. O yüzden sadece gelmeyi, ayağını atıp gelmeyi tercih ediyordu. Fakat size
Muhabbet kuşu veya papağanı hiç yaşamadım ki ikisine de uzaktan çağırmayı öğrettim. Fakat kargada yaşadığım garip bir olayı anlatayım. Belki aslında normal olan budur, bana denk gelmemiştir bilmiyorum ama dediğim gibi daha önce muhabbet kuşu veya papağanı bu hareketi görmedim. Rıfkı'ya uzaktan çağırmayı, daha doğrusu parmağıma çıkmayı ilk öğretmeye başladığımda yeme arkasına tuttum gelmediği için ve elimi şuradaki et parçasından, yani şuradaki et parçasından tutup elim uzaktan kendine doğru çekti. Gagasının ucuyla tuttu, uzandı elime, tuttu ve kendine çekti. Ardından elimin üstüne çıktı ve yeme uzandı, aldı. Ya bu beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Acaba muhabbet kuşu veya papağan bu tarz bir şey yapar mı? Çünkü onların yaptığı şey gagasıyla elime tutunup, elimi tutup kendine çekmiyor, tutunup oradan destek alarak ayağın diğer ayağına bir ayağını atıyor, ardından diğer ayağını atıyor. Bu sırada kanatlarıyla da destekleyebiliyor. Rıfkı gitti, yani karga gitti, tuttu elimi kendine çekti. Yani beni gerçekten çok şaşırtan bir olaydı ve bence güzel de bir olaydı. Sizce bu karganın kendine has bir şey mi? Yani karganın normal olarak yaptığı bir şey mi? Daha doğrusu papağan veya muhabbet kuşu bu tarz bir hareket yapar mı? Yoksa sadece benim dediğim gibi tutunup üstüne mi çıkmaya çalışır? Neyse arkadaşlar, vallahi video ne kadar oldu bilmiyorum. Bayağı bir şey çektim ama. Bugün kargayla uzaktan çağırma eğitimini gösterdim ki zaten biliyordu. Onu da söyleyeyim, şu anda öğrenmedi yani. Ki bu bir seferde, yani bir günde olacak bir şeydi. Bu aşama aşama gelecek bir şey. Ha, eğitim olarak da yapabiliriz. Alışık kuşa mesela, alışık bir muhabbet kuşuna da yapabiliriz ama buna eğitim denmez. Yani öğrendi mi, öğrendiği gün o gündür. Ama öğrenme bir süreçtir yani. Ben buna 5 dakikada öğrettim. Uzaktan çağırma için en azından o kadar da basit değil. Tabii ki olabilir dediğim gibi. Parmağa gelmeyi bilen, ele gelmeyi bilen bir muhabbet kuşu veya bir papağan da uzaktan çağırmayı mesela dakikalar içerisinde kavrayabilir. Çünkü zaten hayvan ona alışık. Ama uzaktan çağırmayı o 5 dakikada öğrenmemiştir aslında. Tamam, lafta 5 dakikada öğrendi. Ama asıl eğitim bir süreçtir. O yüzden karga mı daha hızlı öğreniyor, papağan mı daha hızlı öğreniyor derseniz, bence papağan daha hızlı öğreniyor lafta süre olarak. Yani papağana 10 dakikada öğrettiğim şeyi karga öğretemedim. Ama 1. Karga çok küçüktü. Yani uçamıyordu, hiç uçamıyordu. 2. Ele gelmeyi bilmiyordu. Ve davranışları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ama bence elimi tutup kendine çekmesi bir zeka göstergesi. O yüzden ilk karga ile olan videomda dediğim gibi karganın ve papağanın zekasını kıyaslamak bence saçmalık olur. Çünkü karga dünyadaki en zeki 4. hayvan. Ona da baktım. İlki ahtapot. İkincisi şempanze, üçüncüsü yunus ve dördüncüsü de rıfkıgiller. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.